başlıyoruz soruların cevaplanmasına. Tamam, teşekkürler. Soruyu okuyorum ilk önce. Ar-Ge teşvikleri sadece bilişim ve yazılım üzerine mi? Örneğin bir yemek firması olarak pakette yemek, özel yemek ve benzeri Ar-Ge çalışmaları içinde faydalanılabilir mi? Bu soruyu bilerek öne aldım. Çok değerli bir soru. Yemek firması diye okuduğunuzda gülümsemeleri görüyorum. Şunun için değerli bir soru. Düşündüğünüzün aksine cevabım kesinlikle evet. Şöyle kesinlikle evet. Burada işin yemek fabrikası, yemek işi olması, temizlik işi olması ya da bir füze yapıyor olmanız konuyu değiştirmiyor. Önemli olan kendi işinizde farklılık oluşturabilecek bir maliyet avantajı, bir satış avantajı ve bir Türkiye'de yenilik kapsamında bir şey yapabiliyorsanız, örneğin soğumayan bir ambalaj sistemiyle bu paket servisi taşıyacak bir mantık, bir süreç geliştirmişseniz, buna bizim mali mevzuat açısından Ar-Ge dememiz mümkün. Dolayısıyla faaliyetin çok şeye takılmayayım, prosedüre, faaliyetin standartlığına ya da görece olarak basitliğine takılmayın. Önemli olan kendi içindeki derinlik. Buna bakmak lazım. Dolayısıyla çok düz baktığınızda yemek fabrikasının Ar-Ge'yle ne işi var kardeşim diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir paket servisi yapan firmalar için farklı bir yemek pişirme sistemi, ambalaj sistemi, taşıma sistemi, bozulmama sistemi gibi geliştireceğiniz sistemleri Ar-Ge olarak nitelememiz mümkün. Temel bilimler lisans mezunları için verilen teşvikler var. 2 yıl süreli. Bu teşvikler sadece Teknokent Ar-Ge merkezleri için mi geçerli? Tasarım hizmetleri firmalarına da aynı teşvikler sağlanıyor mu? Bu temel bilimler mezunlarının yapacağı işlerde bir kısıtlama var mı? Satış, pazarlama, idari işler olabilir mi? Ya da tasarım konusunda eğitim, üretim, diğer alanlarda katkı kişi sınırı var mı? Soru geniş, cevabı basit. Ar-Ge ve tasarım, Ar-Ge merkezlerinde ve teknoparklarda temel bilimler desteği var. Tasarım merkezleri için temel bilimler desteği yok. İkinci cevap, buradaki temel bilimler mezunlarının, yani istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının mutlaka Ar-Ge ve Teknokent faaliyetindeki projede çalışma şartı var. Bu projelerde çalışmayan temel bilimler mezunları desteklenmiyor. İstanbul Üniversitesi'nde Teknokent bölgesinde faaliyet gösteren firmamız başka bir üniversitede görev yapan bir hocadan danışmanlık hizmeti almaktadır. Sözleşme 1,5 yıllık olup alacağı ücret 3 taksit halinde toplam 100 bin liradır. Bu ücretin giderleştirilmesi için gider pusulası mı düzenlenmeli ya da ücret bordrosu mu gösterilmeli? Görevlendirme yazısı almalı mıyız? Teşviklerden nasıl yararlanılır? Görevlendirme yazısı almanız şart. İlle Teknokent'in olduğu üniversiteden bu hocanın olması gerekmiyor. Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden olan hocamız yeterli. Ama ilgili üniversitesinin rektörlüğünden bir izin yazısı alma şartı var. Buradaki istisna ücretlere tanındığı için hocamızla kısmi süreli bir iş akdi yapıp o kısmi süreli iş akdine istinaden ücret gibi ödemenizi tavsiye ederim. Gider pusulası burada tehlikeli. Ar-Ge veya tasarım grubunda yer almak için belli bir süre o şirkette çalışması gerekiyor mu? Bunun hakkında bilgi, 15 kişi bozulduğunda Ar-Ge'deki eleman işten çıktığında teşvikler bitiyor mu? Burada Ar-Ge personelinin daha önce o firmada ya da başka bir Ar-Ge firmasında deneyim ve çalışma şartı yok. Yeter ki mezuniyet şartları ve diğer şartlar yeterli olsun. Yani hem o firmada hem başka bir sektörde çalışma süresi ve kıdem şartı yok. 15 kişi bozulduğunda Ar-Ge merkezi için, tasarım merkezi için 10 personel bozulduğunda ne oluyor? Geçici vergi dönemleri itibariyle ortalamayı takip ediyoruz. Ortalama olarak bu sürenin altında kaldığında teşviklerden faydalanamıyorsunuz o 3 aylık dönem için. Sonraki 3 aylıkta ortalamaya tekrar bakıyoruz. İmalat ve yerli üretime dair hibe teşvikler nelerdir? Sabaha kadar konuşuruz bunu. Çok önemli teşvikler var. Biraz önce anlatmıştım. Ama günün sonunda katma değerli üretim olması lazım bunun. Çok standart üretimse çok teşvik yok. Ama bir projeye, bir patente, bir yeniliğe dayalı bir üretimse hem proje kapsamında hem sonraki üretim yatırımı anlamında önemli teşvikler var diyerek geçebilirim sadece. Bir şirket faydalı model patentini bu yılın başında alacaktır.
proje nedir tam okuyamıyorum ama nasıl uygulanacak diyor herhalde. Başvuru ve maliyeye bildirim. Kazanç tespit için ayrı bir hesap planı gerekli midir? Patentiniz varsa bu patente yönelik başvuru yeni alınmış olabilir ama başvuru önemli değil. Patentin tescil edilme tarihi burada önemli. Patentin tescil edilme tarihinden itibaren bu patentten elde ettiğiniz kazançlarda istisna uygulayacaksınız. Başvuru kaldırıldı, başvuru yok. Sadece siz eğer bir tam tasdikiniz varsa, tam tasdik raporunda değilse yıllık bir kendi içinizde rapor dizayn ederek kurumlar vergisi beyanname üstlerinde gösteriyorsunuz. İlk kez uygularken kurumlar vergisi beyannamesini içine bir ek yaparak ya da sonrasında bir dilekçe vererek ilk seferinde bilgilendirmenizi öneririm. Ama bu bir öneri, zorunluluk yok. Kazanç tespiti için ayrı bir hesap planı gerekli midir? Kazanç tespitini sağlayabildiğiniz sürece ayrı bir hesap planına gerek yok. Ama mevcut hesap planında ek detaylarda bunu takip etmenizi öneririm. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Sayın Karslıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Şimdi cevaplarını almak üzere sözü Bahar Emre hanımefendiye bırakıyorum. Evet, ben sorulan ilk sorudan başlıyorum. E-ticaret yazılımı üreten firmamız ürününü kendi sunucularında müşterilerin hizmetine sunmaktadır. Ürünü kullanan firmalara başka bir destekte bulunmamaktadır. Bu durumda etbise kayıt yaptırmalı mıdır? Eğer siz sunumum sırasında da bahsetmiştim. Tebliğde A üzerinde sipariş veya sözleşme yapılmasını dediği için eğer sizin firmanıza gelip işte yazılım internet ortamınıza girdiğinde elektronik ortamınızda yazılım al, sipariş ver, herhangi böyle bir aşama yani internet üzerinde elektronik ticaret anlamında o sipariş verilme veya sözleşmenin yapılması sağlanmıyorsa etbise kayıt yükümlülüğünüz bulunmamakta. Yani o yazılımla ilgili siz normal sadece yazılım hizmetinden ötürü teknik destek sağlıyorsanız ve internet ortamınızda, elektronik ticaret sitenizde dediğim gibi e-ticaret işlemi bu anlamda yapmıyorsanız etbise kayıt yükümlülüğünüz yok. Diğer soru. N11 gitti gidiyor gibi firmalara üye olup bu firmalar üzerinden satış yapan mükellefler etbise giriş yapmak zorunda mı? Hayır, zorunda değil. N11 gitti gidiyor aracı hizmet sağlayıcı niteliğinde ve bunlar zaten bildirimleri yapacaklar. N11 veya gitti gidiyor içerisinde yer alan elektronik ticaret yapan gerçek veya tuzağı kişiler aracı hizmet sağlayıcı bu bildirimleri yapacağı için etbise giriş yapıp kayıt veya bildirim yükümlülüğü yok. Ancak N11 veya gitti gidiyor gibi aracı hizmet sağlayıcı da satış yapıp ayrıca kendine ait elektronik ortamda e-ticaret işlemleri yapıyor yine sipariş alıyorsa kendine ait elektronik ortamın alan adını yine etbise sunmakla mükellef. Yani yalnızca aracıda işlem yapan gerçek veya tuzağı kişinin etbise kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Turizm, oteller ve seyahat acenteleri etbise kayıt olmak zorundalar mı? Kayıt olduktan sonraki sorumlulukları nedir? Turizm, oteller ve seyahat acenteleri yine dediğim gibi biraz önce açıkladığım şeye tabiler. Yani biz burada sektör anlamında bir ayrım yapmıyoruz. Sizin otelinizin web sitesi vardır. Ama rezervasyon imkanı veya sözleşmenin tamamlanmasına dair o imkanları elektronik ticaret ortamında sağlamıyordur mükellef. Böyle bir durumda e-ticaret yapmıyordur zaten. Sadece tanıtım amaçlı bu siteyi kullanıyordur. Dolayısıyla onun etbise kayıt olma yükümlülüğü yok. Ama seyahat acentası internet ortamında elektronik ticaret sözleşmesi, siparişin verilmesi ve o süre yani elektronik ticaret işleminin tamamlanmasını tamamlayan bir takım işlemleri yapıyorsa bunların kayıt olma yükümlülüğü var. Hani burada şuna bakmak gerekiyor. Bir mükellefin internet sitesi, elektronik ortamı üzerinde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın alıcı
işlem yaptıktan sonra mal veya hizmeti alıyorsa o etbise kayıt olmakla mükellef. Yani elektronik ticaret yapma kapsamı tam olarak bu. 2017 sonu itibariyle etbis sistemine kaydolmayan firmaların ceza işlemi uygulamadan süre uzatımı söz konusu mudur? Herhangi bir süre uzatımı söz konusu değil. Sunumumda da belirttiğim üzere Esbis veya Mersis kaydı olmayan veyahut KEP adresi almayı yetiştiremeyen firmalarımız için veya sistemde teknik bir şekilde arızayla ya da sorunla karşılaşan firmalarımız için bu anlamda kolaylık sağlıyoruz. Kayıt işlemlerine devam ediyoruz. Çünkü zaten onların sistemsel olarak arıza bildirimleri devam ediyor. Dediğim gibi şu an için durum bu şekilde. Şimdi bir soru var. Burada 4 soru var. Birincisi N11 hepsi burada mağazamız var. Etbis'e kayıt olmak zorunda mıyız? Bunu yanıtladım. N11 veya hepsi burada aracının içinde işlem yapan gerçek veya tüzel kişinin Etbis'e kayıt zorunluluğu yok. E-arşiv faturaların alt bölümünde iade bölümü, taşıyıcı kargo firması ve internet satışı şeklinde yazmalı mıyız? Bu biraz daha vergisel bir durum. Faturalarla ilgili bir soru gibi. Bunu aslında size sorabilirim. Şu ikinci soru. O zaman bunu ayıralım. Bunu ayıralım bu sorumuzu. Bu kısa soru kağıdını bitireyim. Evet, bu soru aynı zamanda geri kalan 3 soruyu Halil Bey'e soracağız. Hepsi sizinle ilgili. Tamam. Şimdi bir diğer soru. Yurt dışı kaynaklı bir internet sitesinin Türkiye'deki ticarete aracılık etmesi halinde Etbis sistemine kayıt yaptırması gerekli midir? Yurt dışı kaynaklı bir internet sitesi Türkiye'de alım satıma aracılık edebilir, ancak Türkiye mülkiyetlik ilkesi gereğince Türkiye'de herhangi bir merkezi şubesi olmayan bir internet sitesini şu an Etbis sistemine kayıt altına alamayız. Ancak burada hani dikkat edilmesi gereken şey şudur. Türkiye'de bir gerçek veya tüzel kişi yurt dışındaki bu aracı dediğimiz aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden elektronik ticaret işlemlerini devam ettiriyorsa buna dair Etbis'e bildirimini yapmakla mükelleftir. Ama biz yurt dışındaki bir hizmet sağlayıcıya ya da aracı hizmet sağlayıcıya Etbis'e kayıt olması noktasında bir zorunluluk yükleyemeyiz. İkinci el ürün alışverişine aracılık etmesi bu durumu değiştirir mi demişsiniz? Aynı internet sitesi için bahsediyorsak, yani yurt dışında eğer bu anlamda, hani vergisel boyutu ayrı değerlendirilir bununla ilgili. Ama sadece Etbis bağlamında değerlendirdiğimizde Türkiye'de herhangi bir merkezi şubesi olmayan, tamamen yurt dışı kaynaklı bir internet sitesi Etbis'e kayıt olamıyor. Ama siz o yurt dışı kaynaklı internet sitesinde eğer ürün satıyorsanız, siz bunu Türkiye içinde Etbis'e kayıt ve bildirimde bulunmakla mükellefsiniz. İkinci el ürün satışı da dediğim gibi bu durumu zaten değiştirmez. Hani baştaki kurala tabi olarak. Tanıtım amaçlı internet sitesi satış yapılmıyor. Bildirim yapılacak mı? Hayır, yapılmayacak. İnternet sitesi var. Örneğin yine aynı giyim firması üzerinden gidelim. Yalnızca ürünlerinin fotoğrafları var. Bir firması hakkında tanıtım, bilgilendirme var. Ama herhangi bir satış, sipariş alınması, rezervasyon yapılması, sözleşme kurulması, bunların hiçbiri yok. Bunlar yoksa o e-ticaret sitesi Etbis sistemine kayıt ve bildirim yükümlülüğüne tabi değil.
mükellef butik olarak ahşap ürünler tasarımı yapıp hem kendi dükkanında hem sosyal medya hesaplarında hem de sahibinden.com, gittigidiyor.com gibi sitelerde satış yapıyor. Yaptığı satışları faturalandırılıyor. Kendi web sitesi üzerinden satış yapmıyor. Bu durumda Etbis'e üye olması gerekir mi? Şimdi mükellef butik olarak normal fiziki kendi dükkanında satışını yapar. Zaten Etbis'le alakalı olmaz. Sosyal medya bu kapsamda değil. Yine sosyal medyada yalnızca satış yapan Etbis'e kayıt olmaz. Sahibinden.com, gittigidiyor.com sitesinde de yalnızca oralarda satış yapıyorsa yine Etbis'e kayıt olmakla yükümlü değil. Kendi web sitesi üzerinden satış yapmıyor demiş. Demek ki kendi web sitesini yalnızca tanıtım amaçlı kullanıyor. Bu durumda da yine sadece tanıtım amaçlı kullanılması, kendi web sitesi sözleşme ve sipariş alınmasına uygun değilse Etbis'e üye olması gerekmiyor. Firma e-ticaret üzerine kurulmuş ancak N11 hepsi burada gibi e-ticaret firmalar aracılığıyla satış yapıyor. Etbis'e kaydı gerekiyor mu? Biraz önce yanıtladığım gibi e-ticaret üzerine e-ticaretle ilgili ise N11 git hepsi burada da yapıyorsa, kendi web sitesinde yapmıyorsa Etbis'e kayıt yükümlülüğü yok. Şurada ne yazıyor sizce? Ancak limited şirketi galiba soruyu yazan Selda Hanım, Selda Murat. E-ticaret üzerine kuruldu. Limited şirketinden bahsediyorsunuz değil mi? ABD'de ve diğer yabancı ülkelerde e-ticaret firması aracılığıyla direkt tüketiciye satış harici toptan da satış yapıyorsa ve yine web sayfası var, sadece reklam amaçlı kullanıyor, satışı web üzerinden yapmıyor, Etbis üyeliği gerekli mi? Yine aynı yerdeyiz. Web sayfası var, reklam amaçlı kullanılıyor. Yani web sayfasında şu olmayacak, hani sözleşmenin kabul icap, işte bu aşamaların olması, yani işte o ürünle ilgili bir sipariş veya sözleşme kurulmasını sağlamayacak. Şimdi burada ABD'de ve diğer yabancı ülkelerde e-ticaret firması aracılığıyla tüketiciye satış harici toptan da satış yapıyorsa, yani yine bir eğer yabancı merkezde aracı hizmet sağlayıcıyı kullanıyorsa, dediğim gibi yurt içinde yerleşikseniz, yurt içinde aktif ticaret, elektronik ticareti yapmıyorsunuz ama diyelim ki Amazon.com'dan satış yapıyorsunuz. Bu durumda Etbis'e kayıtla yükümlüsünüz. Kendi web sitenizde de yalnızca tanıtım yapıyorsanız, reklam yapıyorsanız bu Etbis'e kayıtla yükümlü değilsiniz. Mükellefimizi kendine ait internet sitesinden satış yapıyor. Yani Etbis'e kayıt olacak. Bunun yanında başka bir sistemde de mallarını satıyor. Bu satışların Vergi ve Gümrük Ticaret Bakanlığı açısından değerlendirilmesi demişsiniz. Etbis bağlamında ben değerlendirecek olursam, kendi internet sitesi mükellefiniz kendi internet sitesini kayıt ettirecek. Etbis'e kayıt ve bildirim yükümlülüğü var. Ama N11 gitti gidiyor aracı hizmet sağlayıcı dediğimiz yerlerde de satış yapıyorsa buna ayrıca bildirim yükümlülüğü yok. Vergi açısından da yine Halil Bey'e soruyu koyuyorum. Instagram'da kendine bir site açan bir arkadaşımız bebek süslemeleri yapıp satmakta. Bu satışlar vergiye tabi midir? Ne yapması gerekir? Şimdi Etbis'e kayıt olmakla yükümlü değil. Vergi açısından da yine iletiyorum. Bu aşamada biz yalnızca mobil uygulama, internet sitesi ve mobil site üzerinden satış yapanları Etbis'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün zorunluluğunu getirdik. Ama maliye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Maliyenin sosyal medya ve ilan siteleri ile ilgili bazı talepleri var. Hani yine siz mevzuat değişikliği olur mu olmaz mı, hani buradaki noktadaki talepler, onu bilemeyiz ama bu açıdan takip etmenizi isterim. Uzun vadeli belki bunlar da gündeme gelecektir. Çünkü sosyal medyada da ciddi bir satış söz konusu.
Bir diğer soru, yurt dışı siteleri üzerinden örneğin Booking gibi satış yapan oteller bildirimini nasıl yapacak? Yasal bir sorunu yok. Booking'den satış yapıyorsa sisteme kaydolacak. Diyecek ki aracı hizmet sağlayıcı olan Booking üzerinden ben satışımı yapıyorum. Hani Booking'in bu anlamda Türkiye'deki hani satış yapamaması içindeki hizmet sağlayıcıyı bu anlamda etkilemiyor. Yine etmişse kayıt ve bildirim yükümlülüğü var. Elektronik bilet satışına yönelik altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Etbis'e hangi aşamada bildirim yapacağız? Elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce Etbis'e kayıt olmanız gerekiyor. Yani nasıl? Siz şu an altyapı çalışmalarını yürütüyorsunuz. Önümüzdeki ay ticarete tam olarak hani tam bir ay sonra faaliyete başlayacaksanız bu bir aylık süre zarfında istediğiniz zaman kayıt ve bildirim olabilirsiniz. Sitenizi e-ticaret faaliyetini açmadan bir gün önce de bildirimde bulunabilirsiniz. Tebliğ şu hükmü söylüyor. E-ticaret faaliyetine başlamadan önce Etbis sistemine kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getir. Instagram üzerinden söyledik. Etbis'e kayıt zorunluluğu yok. Bağımsız lokasyonda olan aracı ticaret hizmeti veren bir e-ticaret firması, yazılım geliştirme ve varsa diğer hangi konularda hibe ve teşvikten yararlanabilir? Bunu da Hüseyin Bey'e doğru iletebilirim galiba. Bu bana mı? Sağlıklar, vergi, vergi ne? Ticaret hizmi. İşte vesaire. Tamam, dur. Nasıl verdin? Benim bitti sorular. Sayın Bahar Emre Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi cevaplarını almak üzere Halil Sencer'e sözü veriyorum. Buyurun. Evet. Instagram'da kendine ait bir site açan bir arkadaşımız bebek süslemeleri kokulu taşlardan yapıp satmaktadır. Bu satışlar vergiye tabi midir? Ne yapması gerekir? Şimdi konuşmamın da o ilk kısmının ana fikri şuydu. Bizim internetten yaptığımız satışların normal mağazamızda, dükkanımızda vesaire yaptığımız satışlardan bir farkı yok. Yani burada mesela şu akla geliyor. Normalde internet satış olmasaydı bu. Yani ilk böyle ben bunu okuyunca aklıma esnaf muaflığı geldi. Esnaf muaflığından yararlanabilir mi? Yani bu çerçevede baktığımızda yararlanabilir gibi görünüyor. İşte kendisi bir şeyler yapıp kendi tamamen el emeğiyle ondan sonrasında bunları satıyor. Tabii ki bu verginin konusuna girer. İşte bu şekilde esnaf muaflığı ile ilgili özelgeler olduğunu hatırlıyorum ondan yararlanacağına dair ama bakmak lazım. Tabii oradan yararlanırsa çok daha kolay olacak vergilendirilmesi. Öbür türlü olursa, yani normal mükellefiyet tesis ettirilmesi gerekirse bu bir ticari kazanç. Dolayısıyla gelir vergisi KDV mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekecek. Mükellefimiz kendisine ait internet sitesinden satış yapıyor. Bunun yanında başka bir siteden de mallarını satıyor. Bu satışların Vergi ve Gümrük Ticaret Bakanlığı açısından değerlendirilmesi. Şimdi bu e-arşiv konusu akla geliyor burada. E-arşive geçecek mi, geçmeyecek mi? Şimdi bir kere zaten söylediğimiz gibi bu ticari kazanç, gelir vergisi yönünden, kurumlar vergisi yönünden, KDV yönünden mükellefiyet tesis ettirmesi gerekecek. Burada hani şöyle bir konu vardı. E-arşive geçtiği zaman hani 5 milyonluk bir satışı varsa internetten bir sakız bile satsa e-arşive geçmek zorunda. O değerlendirilebilir, ona bakmak gerekir. Onun dışında diğer bütün mükellefiyetlerini yerine getirecek. Bu diğer internet sitesinden satması o ayrı. Hani bu kendisi internetten satmadığı için bu dediğimiz e-arşiv kapsamında o rakam değerlendirilmez. O kapsamda değerlendirilmez ama brüt satışlarını aldığımız için brüt satışları 5 milyonu geçiyorsa o kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Aybars Aksoy, bilmiyorum cevap oldu mu? Başka beklediğiniz bir şey var mıydı? Aybars Bey, burada mı?
Devam edelim. N11, yani bu birincisi ticaretle ilgiliydi, Ticaret Bakanlığı ile ilgili. E-arşiv faturalarının alt bölümünde bu mağazalarda satış yaptığımız müşteriler için iade bölümü taşıyıcı kargo firması ve internet satış şeklinde yazmalı mıyız? Şimdi bu şeye bakmak lazım, yani 385 oğlu tebliğ. Açıkçası bu tebliğin bütün hükümleri de benim aklımda değil. Bu sunumda da geçmişti. Bu düzenlenecek faturada yazılacak bilgiler, yani yer alması gereken bilgiler. Malı iade edilen adı, soyadı, adresi, imzası, iade edilen malı ilişkin cins, miktar, birim, fiyat ve tutar kısımları olması gerekiyor. E-arşiv ödeme kısmına N11'de market havale gönderiyor. Bu müşteri ödemesini N11'e ya da ilgili siteye, o da bize havale şeklinde yapmasından dolayı havale mi bildirilmelidir? Bunu tam ben anlamadım ama bu soru şuysa, e-arşiv sistemi içerisindeki bir bildirime ile ilgili orada sizin e-arşiv faturası düzenlerken yaptığınız bir işlemse bunu ben bilmiyorum. Hani o sistemi siz kullanıyorsunuz açıkçası. O konularla ilgili benim bir hakimiyetim yok. Oraya girdiyse bunun cevabını bilmiyorum. Onu siz veya işte bize sorarsanız biz onu Ankara'ya iletiriz. Ankara'da bu işe bakan teknik ekipten bir özel gösteririz. Bu çerçevede sonuçlandırabiliriz. Bu faturaların muhasebeleştirilmesinde 600 yurt dışı satışlar için 600 internet satışı olarak alt hesap açmalı mıyız? Yani açılsa iyi olur. Çünkü birçok konuyla ilgili irtibatlar buradan çıkıyor. İşte e-arşiv konusu var, diğer konular olabilir, ilerideki zamanlarda başka konular da olabilir. Hani buradaki satışlarımız belli noktalarda önemli olabiliyor. Dolayısıyla böyle olması muhakkak daha iyi olacaktır takip açısından. Kirayla ikamet ettiği evin bir odasında mali müşavirlik yapan SMM'nin bir odasına isabet eden kira üzerinden tevkifat yapıp muhtasar beyanname verme mecburiyeti. Şimdi ben gelir kuruma bakmıyorum, usul ve denetime bakıyorum. Çok iyi hatırlayamıyorum bunu. Hatırladığım kadarıyla, yani belki siz bunu aramızda bilenler de vardır. Olması gerekir diye aklıma geliyor ama muhakkak bununla ilgili verilmiş özelgeler vardır. Onlara bakmak lazım. Dolayısıyla bunun cevabını şu an tam hatırlayamıyorum. Kargo ile yapılan ürün tesliminde müşteri tarafından teslim alınmayan ürün için gider pusulası düzenlemek gerekir mi? Şimdi burada ürün teslim almadık, bize geri gelecek. Dolayısıyla biz bu satışı yapmamış olacağız. Faturanın alt nüshası da bizde olmuş olacak. Yani bir daha gider pusulalık bir şey yok gibi görünüyor. Yani o satışı iptal ettiğimiz zaman iş bitmiş oluyor. Mal iadesinde e-arşiv faturası iade nedeni kısmı doldurulmamış ise gider pusulası gerekir mi? Yine sunumunda vardı. Ancak iade bölümünün müşteriler tarafından doldurulmaması, eksik veya hatalı doldurması durumunda şirket müşterilerle irtibat kurması suretiyle söz konusu eksikliklerin, hataların giderilmesi, giderilmemesi durumunda ise iade işleminin şirketin gider pusulası düzenlemek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir demiştik. Dolayısıyla gerekir. E-defter, e-fatura, mükellefiyiz. Kampanyalı reklam işleri yapıyoruz. Yapılan işleri hizmet alan kurumlar kontrol ve check ediyor. Bu 10-15 gün zaman alıyor. Yani herhalde şeyi soruyor, evet 10-15 gün uzun sürdüğü için faturanın düzenlenmesini soruyor. Yani buna yapacak bir şey yok. Vergi usul kanununun hükümleri net. Hani işte değişik mazeretlerde bu süreler değişmez. Mal teslim hizmeti ifası varsa arkasından 7 gün içerisinde bu faturaların muhakkak düzenlenmesi gerekiyor. 7 gün içinde düzenlenmeyen fatura da hiç düzenlenmemiş sayılıyor. 2016 yılında yasalaşan ve Maliye Bakanlığı'na e-ticaret üzerinden uygulanacak stopaj yapma konusunda yetki veren kanunun uygulanması konusundaki gelişmeleri aktarabilir misiniz? Yani şu an bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu an net olarak söyleyebileceğim bir şey yok bu konuda. İleride vardı. Orada şimdiden değineyim ona da. Mesela KDV taslağı var 17 nolu. İşte taslak olduğu için çok girmek istemedim. Onunla ilgili bir soru vardı. Hatta hemen burada. Onun da cevabını vereyim.
Yani taslağa göre işte bu internet satışını yapan firmalar beyanname verecek gibi görünüyor ama işte Google'dır veya işte Apple'dır. Bankalara da bir sorumluluk getirmiş burada ödemelerle ilgili. 3 ayda bir bunları bildiriyor. Onunla ilgili tabii şu anki durum bu şekilde ama tebliğ nasıl çıkar onu göreceğiz hep beraber. Tebligat uygulamasında ceza kesilmeyeceğine ilişkin Danıştay vergi daireleri kurulu kararı hakkında açıklama yayınlandı. İlgili konuyla ilgili mail adresine zamanda bildirilmemesi kesinleşmiş hukuk vardır. Yukarıdaki Danıştay kararı görünce ne yapabilirim? Şimdi Danıştay kararı şöyle, Barolar Birliği'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, davayı açtı. Danıştay 4. dairesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O reddetti davayı, kabul etmedi. Daha sonrasında vergi dava daireleri kurulu karar aldı. O cezalar yönünden bozdu. Geriye kalan kısımlar yönünden. Yani geriye kalan kısımlar dediğim, hani mükellef bundan haberdar olmayabilir. Dava, dolayısıyla dava süresi geçip savunma hakkı elinden alınabilir gibi bir kısım vardı. O kısmı kabul etmedi. Diğer kısmı bozdu. Şimdi ben şöyle biliyorum. Bu dava daireleri kurulu kararı Danıştay 4. dairesine gidecek. 4. dairesi tekrar karar alacak. O karara binaen o da o cezayla ilgili kısmı kabul etmezse, bozarsa o zaman biz bundan ilgili bir işlem yapacağız. Yani cezaları o zaman iptal edeceğiz veya da başka bir düzenleme olacak. Yani şu an Araf'ta diyebilirim. Şu an hani bununla ilgili yapılabilecek bir şey yok. Danıştay'ın kararını bekleyeceğiz. Ama tabii dava daireleri kurulu kararı varken hani Danıştay 4. dairesi de hani ona paralel bir karar verme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. İşte bu aşamada ne olacak? Biz başka bir düzenleme yapacak mı geri dersi başkanlığı? Onu göreceğiz. Yani şu an ne yapabilirim diyor. Şu an sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bitcoin satışına aracılık eden firma alınan komisyon için KDV uygulayacak mı? Bitcoin'in vergilendirmesini sormamışsınız. Kurtardık. Aracılık eden firma tabii ki demin de sunumunda da yer yer geçti. Bu aracılık hizmeti dolayısıyla benim görüşüm mükellefe tesis ettirip işte fatura düzenlemesi gerekir. N11 gitti gidiyor ve benzeri sitelerde dükkan açarak 2017 yılında satış yapıldı. Bir satışlar 5 milyonu geçmektedir. 2019 yılında e-arşiv uygulaması ve dolayısıyla e-fatura defter uygulamasına geçmek zorunda mıyız? Kendi sitemizde satış yoktur. Sadece N11 gitti gidiyor gibi sitelerden satış yapılıyor. Şimdi burada şöyle hatırlıyorum ben geri dersinin özelgelerini. Bu hani internetten satış olayı var ya, hani ona göre işte internetten satışı varsa 5 milyon ciroya geçiyorsa e-arşive geçmek zorunda. Geri dersi şöyle yorumluyor bunu. Yani olayın başından, sürecin başından sonuna kadar, yani malı pazarlayıp işte satmasından tahsilatını yapıp parasını almasına kadarki süreçlerin hepsinin bu sistem üzerinden olmasını öngörüyor geri dersi verilen özelgelerde. Bu kapsamda bakınca siz sadece bu şekilde olan bir siteyi kullanıyorsunuz. Yani bir başkası aracılık ediyor. Sizin internetten bir satışınız yok burada. Dolayısıyla bu kapsama girmiyor. Şöyle olsaydı, eğer kapsama giriyor olsaydı, o zaman bu işin süreci şöyle oluyor. Bu da karışıyor. Burada yeri gelmişken bunu söylemek istiyorum. Şimdi diyelim ki mesela 2015 yılında sizin işte internetten satışınız var. Cironuzda 5 milyonu geçiyor. Siz bunu beğenlenmesini ne zaman veriyorsunuz? 2016 işte Mart'ta şeyde Nisan'da veriyorsunuz değil mi? 2016'da verdiğiniz zaman bu ortaya çıkıyor. 5 milyonu geçtiği. Takip eden yıl 2017. 2017'nin başından itibaren başlıyorsunuz. O 2016 yılı sizin için hazırlık dönemi gibi oluyor. Yani dolayısıyla ne oldu? 2015'teki bir şey için 2017'de başlamış oldunuz. Türkiye'deki Uber taksi uygulamasının vergilendirme ayağı nasıl olacak? Evet, güzel bir soru. Bizim de yakından takip ettiğimiz bir konu. Şimdi Uber biliyorsunuz Türkiye'de bir, aslında Uber bir uygulama.
Sunumda da işte yurt dışındaki şeyi söylemiştik, yurt dışı ayağını söylemiştik. Tam böyle oraya güzelcene oturan bir sistemi var Uber'in. Dolayısıyla bu kapsamda Türkiye'de elde ettiği komisyon gelirlerinin vergilendirilmesi gerekir. Tabii diğer benzer şirketlerle ilgili de aynı süreç var. Burada bir diğer nokta var. Şimdi şoförler aracılığıyla hani Uber biliyorsunuz sistemini yürütüyor. Bu şoförlerin denetlenmesi bizde buraya da ilgimizi çekiyor, bizim odaklanmış durumdayız. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Ama gördüğümüz kadarıyla zaten sistem içerisinde bunlar muhakkak faturalı çalışıyorlar. Bu şoförler zaten hepsi acentaya kayıtlı olan kişiler. Dolayısıyla mükellefiyeti olan kişiler. Ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Buyurun. Şimdi 100 liralık bir satış var. Uber bu işe aracılık etti. 20 lirasını kendisi aldı, 80'ini de şoföre gönderdi. Şimdi bu zaten Uber'in vergilendirmesi olayı dediğimiz bu 20 lira. Yani bizim bütün konuştuğumuz konu bu 20 lira için konuşuyoruz Uber ayarında. Bununla ilgili bizim görüşümüz sunumda da geçti. Biz ne diyoruz? Uber'in Türkiye'de bir sistemi var. Hani bunu kullanıyor. Dolayısıyla bu aşamada Uber'in bu 20 lira için vergilendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şoförler kısmına geldiğimiz zaman Uber'in taksici ayağı var. Yani taksiciler de bu sistemin içerisinde. Acentalar da içerisinde. Yani bildiğim kadarıyla şöyle, bir kişi kalkıp benim bir arabam var Uber'e dahil olun diyemiyor. Diyor mu? Tamam, yani diyebilir, demeyebilir. Bu kısım şu an bizim takibimizin altında, bu konuda ilgili çalışmalarımız var. Yani orada muhakkak tabii vergilendirilmesi gereken bir şey var, bir kazanç var. Yani Uber dediğimiz Hollanda mukimi, Uber BV isminde olan bir firma. Yani Uber'le ilgili şeyimiz bu şekilde, düşüncemiz bu şekilde. Ayşe gayrimenkulünü kiraya veriyor. Anonim şirket gayrimenkulünü kiraya veriyor. Kira karşılığında fatura kesiliyor. Kiracı kirayı ödememeye başlıyor. Mahkemeye veriliyor ancak kiracı kaçıp gidiyor. Ayşe fatura kesmeyi hangi evrede kesecektir? Şimdi burada normalde bu şey olsaydı, gayrimenkul sermaye yararı olsaydı, orada tahsil esası geçerli olacaktı. Dolayısıyla tahsil etmediği bir şeyin beyanlanmasını vermeyecekti. Ama anonim şirket olduğuna göre zaten direkt bu ticari kazanç ve tavuk esası geçerli. Dolayısıyla bir hizmet ifası olduğu sürece fatura kesilmesi gerekir. Evet, bu kadar herhalde. Teşekkür ederim. Halis Sencer'e teşekkür ediyorum. İki sorumuz daha kaldı. Onlara da cevaplarsınız. Çok hızlı. Bağımsız lokasyonda olan aracı ticaret hizmeti veren bir e-ticaret firması yazılım geliştirme ve varsa diğer hangi konularda hibe ve teşvikten faydalanır? Ortada aracı ticaretten bağımsız bir yazılım geliştirme faaliyeti varsa Teknopark'ta ya da Arge merkezinde olabilir. Faaliyet itibariyle, ölçek itibariyle ya Teknopark ya Arge merkezi. Biraz önce söylediğimiz vergi teşviklerinden faydalanabilir. Geliştirdiği yazılım enteresan şekilde yenilik gerektiriyorsa TÜBİTAK ve KOSGEB'den de hibe alabilir. 10. ayda yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sadece 4691 sayılı kanun kapsamında yapılan satışların mı 30 milyon TL sınırına bakılacak? 5046 kapsamında yapılan satışlara da dahil mi? Bakanlar Kurulu kararı sadece Teknopark'la ilgili, 5046 ile hiç bilgisi yok. Ama burada 30 milyon liralık sınırda soruda bir hata var. Satışlara bakmayacaksınız, yani ciroya bakmayacaksınız. O firmanın o yılki gayrimaddi haklardan elde edilen gelirlere bakacaksınız. Yani toplam satışa bakmayacaksınız. Satışların içinde o projeden elde edilen gayrimaddi haklardan elde edilen gelire bakmanız gerekir. Teşekkürler. Başkanım teşekkürler. Ya bir tane soru kalmış da şimdi fark ettim bu kenarda kalmış. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum.
E-ticaret uygulamalarına getirilen vergi düzenlemelerinin yoğun ve karışık olması yurt dışında web sitesi kurulumunu teşvik etmiyor mu? Girişimciliği kösteklemiyor mu? Ayrıca küçük girişimcilere dönük düzenlemeler çok ayırt edici değil mi? Küçük girişimlere dönük düzenlemeler çok ayırt edici değil mi? Yani şimdi yani sunumda da aslında o fikri ben ön plana çıkartmaya çalıştım. Bizim yani vergi mevzuatımızla ilgili birçok hükmü biz buraya uyguluyoruz. E-ticaret uyguluyoruz. Yani bizim vergi mevzuatımız ne kadar karışıksa e-ticaretle ilgili mevzuat da o kadar karışık. Ha, bir iki ekstra düzenleme var e-ticaretle ilgili. İşte sunumda da geçti yeri geldiğinde. Bunlar var. Hani ne diyeceğim çok bilemiyorum açıkçası. Hani yurt dışına gittiğinizde oradaki sistem nasıl? Orada bunlara ilgili çok daha kolaylıklar var mı? Onu bilmiyorum. Bir de hani bu şekilde olsa da sonuçta Türkiye'de bir satış yapılıyorsa bunun da vergilendirilmesi gerekiyor Türkiye'de. Buyurun. Şimdi bu 464 nolu TB'den bahsettim. Bu şekilde internet satışı yapan firmalar oradaki usul esaslar kapsamında detaylı olarak yaptığı satışlara ilişkin bilgileri Geri Dersi Başkanlığı'na gönderiyor sürekli bu B-Trans üzerinden. Bu TB'li çıkalı herhalde 1-2 sene oldu. Yani şu an Geri Dersi'nde hani muazzam bir şey var. Muazzam bir veri var. Bununla ilgili tabii bir çalışma yapıldığı zaman hep bu bilgiler kullanılacak. Böyle bir çalışma yapılması durumunda bunlarla ilgili tabii ki denetimler de bu kapsamda yapılacak. Neyi farklı oluyor? Yani tabii oradaki ticari şeyle ilgili çok ben bir şey söyleyemem. Ama yani bize bakan cephesi dediğin gibi 464 nolu tebliğ. Bu kapsamda hani bir sıkıntı varsa, bir şey varsa tabii siz her zaman ihbarda bulunabilirsiniz. Biz de bunu değerlendiririz. Geri Dersi Başkanlığı'nda bu konuyla ilgili bir veri var. Değerlendirilmeye açık. Beyefendinin sorusu bu aracı hizmet sağlayıcıların veya hizmet sağlayıcıların internet sitesindeki bilgi verme yükümlülüğü kendileriyle ilgili işte vergi, ticaret, sicili kayıtlarıyla ilgili. Şimdi bizim 65-60 sayılı kanunun dayanarak çıkarılan bu kanunun 3. maddesinde bilgi verme yükümlülüğü var. Elektronik ticaret ortam sahipleriyle ilgili. Buna dair çıkardığımız elektronik ticarette hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte bir hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcının hangi bilgi verme yükümlülükleri hep belirlenmiş. İşte burada tanıtıcı bilgiler kapsamına giriyor. Dolayısıyla bu yönetmelik veya buna dönük bilgi verme yükümlülüğüne dair tebliğler hazırlanırken tüketicinin muhatap bulması esas amaçlanıyor. Mesela elektronik ticarette hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar hakkında yönetmelikte CEP adresi bildirme yükümlülüğü var. Örneğin kendi internet sitesi üzerinden e-ticaret yapan hizmet sağlayıcı nasıl Edpis'e kayıt olurken CEP adressiz kayıt olamıyor? İnternet sitesine de CEP adresini koymakla mükellef. Çünkü burada o adrese resmi tebligat niteliğinde hani tüketici bu anlamda tebligat yapabilsin, tebligata elverişli bir CEP adresi olsun. Diğer hususlarda yine ticaret siciliyle ilgili bilgiler
de yine bizim yönetmenimiz kapsamında var. Vergiyle ilgili bilgiye ise bakmam gerekiyor. Orada şu olabilir, hani esnafsa ya da işte aracı hizmet sağlayıcının içinde yer alan bir esnafsa orada yine vergi kimlik numarasını koyması gerekebilir. Tabii bu elektronik ticaret yapan internet sitelerinin yükümlülükleri yalnızca 65-63 sayılı kanunla bitmiyor. Maliye anlamında da belki Halil Bey bize bu konuda bilgi verir. Ama bir yandan diğer yandan şu da var, yine 56-51 BTK ile ilgili olan, internet suçları ile ilgili olan düzenlemeler bağlamında da yine elektronik ticaret yapan internet sitelerin sahiplerinin bilgi verme yükümlülükleri var. Bu yüzden bu süreçlere uygun idari süreçler tasarlamaları gerekiyor ve internet sitelerini bunlara göre dizayn etmeleri gerekiyor. Belki mali anlamında var mı diye beyefendi de soruyor ama vergisel açıdan. Yok, şöyle, vergi dairesine siz kaydınız olursunuz ama e-ticaret faaliyetine başlamamışsınızdır henüz. Yani elektronik ticaret, şimdi satış, oradaki esas amacımız şu. İnternet sitesi üzerinden satış işlemine başlamadan önce, yani bir gün değil mesela, 30 gün önce de siz girip kayıt olabilirsiniz. Önemli olan oradaki tebliğdeki ifade, evet, elektronik ticaret faaliyetine başlamadan önce. Böylece bir seminerimizin daha sonuna geldik. Umarım seminerimiz sizlere fayda ve değer yaratmıştır. Sayın konuşmacılarımıza da bizimle bilgilerini paylaşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, ben birkaç dakika sabrınızı rica edeceğim. Sizler adına katılımcılarımıza bir teşekkür etmek istiyoruz. Biz oda olarak artık plaket vermiyoruz konuşmacılarımıza. Sizler adına Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyoruz. Bununla ilgili bir teşekkür belgesi sunmak istiyoruz konuşmacılarımıza. Oturum Başkanımız Sayın Ali Haydar Tunç'a teşekkür belgesini sunmak üzere TÜRMOP Ücret Tarifesi Komite Başkanı Sayın İhsan Yalçın. Sayın Bahar Emre'ye teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Cemile Kuzu. Sayın Halil Sencer'e teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülgün Öztürk. Sayın Hüseyin Karslıoğlu'na teşekkür belgesini sunmak üzere TESMER Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Murat Ceyhan. Değerli meslektaşlarım, katılımınız için çok teşekkür ediyor. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.